Çocuklarda 2-7 yaş aralığına ünlü teorisyen Piaget, egosantrik dönem adını veriyor. Egosantrizm, ben merkezcilik demek. Yani 2-7 yaş aralığındaki çocuklar her şeyi kendilerine bağlıyorlar, kendilerine indirgiyorlar ve de kendilerine dayandırıyorlar. Kendilerini dünyanın, evrenin merkezine koyuyorlar ve her şeyin kendi etraflarında döndüğünü zannediyorlar. Anneyle, babayla, dünyayla bütünmüş, birmiş gibi hissediyorlar. Ve bu bütünlüğün, birliğin merkezine de kendilerini koyuyorlar. 2-7 yaş aralığındaki çocuklar kendilerini anneden, babadan ve dünyadan ayrıymış gibi değerlendiremiyorlar. İşte biz bu döneme egosantrik dönem diyoruz. Bu dönemin çok önemli bir özelliği var. O özelliğin adı da şu: magical thinking. Yani büyülü düşünme. Ne demek? Şu demek: 2-7 yaş aralığındaki çocuklarda şöyle bir şey olabiliyor. Çocuk dışsal olayları kendinden biliyor. Çocuk düşüncelerinin, duygularının, isteklerinin, hareketlerinin dışsal olayları doğrudan etkilediğini zannediyor. İşte buna magical thinking deniyor. Hemen bir örnek. 5 yaşında bir çocuk hayal edin. Annesinden bir şey istedi ve annesi de istediğini yapmadı. Çocuk da kızdı, öfkelendi, küstü. Akşam oldu, anne herhangi bir sebepten hastalandı. İşte çocuk burada bir magical thinking yapabilir ve şöyle düşünebilir: ben küstüğüm, ben kızdığım için annem hastalandı. Annemin hastalanmasına neden olan şey benim ona küsmem, benim ona kızmam. Onun hastalanmasına neden olan şey benim. İşte bu büyülü düşünmedir. Ve bu yaş aralığındaki, 2-7 yaş aralığındaki çocuklarda bu tarz düşünceler olur. Ve hatta bu çocuk ne yapabilir? Ne dedik? Bakın, her şeyi kendinden biliyor. İstekleriyle, davranışlarıyla dışsal olayları doğrudan etkileyeceğini zannediyor. Ne yapabilir bu çocuk? Annesinin yanına gidebilir ve annesine diyebilir ki, anne sana sabah küsmüştüm ama artık sana küsmüyorum. Seninle barıştım anne. Sabah benim istediğim şeyi yapmadın ya, onu affettim anne. Seninle barıştım artık. Ve böyle diyerek birden annesinin iyileşeceğini zanneder. Diyorum ya, davranışlarının dışarıdaki olayları anında değiştireceğini zannedebiliyorlar. Ya da odasına gidebilir. Böyle 5 defa, 15 defa şey söyleyebilir. İşte annem iyileşsin, annem iyileşsin. Ve de bu 10-15 defa söylemenin ardından annesinin yanına gider ve gittiğinde annesini iyileşmiş bulacağını zanneder. Ve bu çocuk, örnek olarak verdiğimiz çocuk, ilerleyen zamanlarda annesine küsmemeye de başlayabilir. Annesine kızmamaya da başlayabilir. Yine annesinden bir şey istedi diyelim, annesi yapmadı. Bunun üstüne şöyle diyebilir hemen: anne sen benim istediğim şeyi yapmadın ya, ben sana hiç kızmadım. Ben sana hiç küsmedim anne. Böyle şeyler de söyleyebilir. Bu söylediğim şeyler size biraz OKB'yi anımsatmış olabilir. Evet, bu yaşlarda 2-7-2-8 yaş aralığında bu büyülü düşünme özelliği nedeniyle çocuklarda ufak ufak OKB davranışları kendini gösterebilir. Piaget diyor ki 8-9 yaşlarıyla beraber egosantrik dönem sona erer ve de büyülü düşünmelerde azalarak azalarak yok olur gider diyor. Ama biz yetişkinliğimizde de ufak ufak magical thinkingler yaptığımızı görüyoruz. Yetişkinliğimizde her ne kadar bilimseliz, rasyoneliz, gerçekçiyiz desek de bunlarla beraber hepimizin hayatında ufak ufak büyülü düşünmeler oluyor. Örnek mi? Hemen verelim. Aramızda kara kedi gördüğünde saçını çeken var mı? Bakın, bir magical thinking. Kara kedi gördüğünüzde başınıza bir uğursuzluk geleceğine inanabilirsiniz. Ne alakası var? Hiçbir alaka yok. Büyülü bir düşünce. Kara kedi gördüğümde başıma bir uğursuzluk gelebilir. Bakın, bu bir magical thinking'dir. Ve de saçınızı çekerek bu uğursuzluğu, başınıza gelebileceğini düşündüğünüz uğursuzluğu yok ettiğinizi düşünürsünüz. Aslında bir obsesif kompulsif hareket. Bakın, bir büyülü düşünme. Hurafelerin tamamı magical thinking'dir. Şu da vardır mesela. Değil mi? Tahtaya vururuz. Böyle bir üçlü kombinasyon olması gerekiyor herhalde. Hani kulağımızı çekeceğiz, öpücük atacağız ve tahtaya vuracağız. Şeytan kulağına kurşun, ağzımdan yel alsın. Söylemiyor muyuz böyle şeyler? Benim bir arkadaşımın şöyle bir magical thinking'i var. Onu övdünüz diyelim. Dediniz ki işte çok güzel yazı yazıyorsun.
Ardından sizden şunu söylemenizi istiyor. Maşallah de. Eğer o maşallahı demezseniz o övdüğünüz özelliğinin bozulacağını hissediyor. Bozulacağına inanıyor. Ben bir gün böyle övdüm arkadaşımı. İşte yazın güzel mi dedim bilmiyorum. O da dedi ki maşallah de. Dedim demiyorum. İnat demeyeceğim dedim. Diyeceksin dedi. Demiyorum dedim. Bir gün direndim. Bir gün. Ama günün sonunda bana yine söyletti. Benim bir maşallahımı aldı yani. En sonunda maşallah dedim. Çünkü böyle bir magical thinking vardı. Onun bir özelliğini övdüğünüzde maşallah demezseniz o özelliğinin bozulacağını hissediyordu. İşinde, gücünde, aklı başında bir adam. Ama böyle bir magical thinking'i var. Olabilir. Hepimizin böyle küçük hurafeleri, böyle küçük büyüsel düşünceleri vardır yani. İşte Pije diyor ki 2-7-8 yaş aralığında, 2-7-2-8-9 yaş aralığında egosantrik dönemde büyülü düşünceler normaldir diyor. Yani bu gelişimin bir parçasıdır ve sonra yok olur gider. Yetişkinliğimizde de böyle ufak ufak hurafelerin olması gayet normaldir. Şimdi bu anlattığım kısımlar madalyonun bir yüzü. Esas madalyonun diğer yüzüne geçelim şimdi. Burası çok kıymetli. Madalyonun diğer yüzünde ne var? Şu var. Eğer fark edemezseniz, eğer o farkındalık oluşmazsa, magical thinking, büyülü düşünme iki konuda sizi çok zorlayabilir. Hayatınızı daraltabilir. Peki bu konular neler? Bir, yoğun değersizlik, yetersizlik ve eziklik duyguları. Bir çocuk hayal edin. Ailesinden sürekli şiddet görüyor. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında, 8 yaşında kronik şekilde yaptığı hiçbir hareket beğenilmiyor. Sürekli hakaret ediliyor, sürekli küfrediliyor, şiddet uygulanıyor. Böyle bir çocuk hayal edin. Çocuklukta hepimiz annemizden babamızdan küfür yemişizdir. Bir tokatlarını yemişizdir. Ama bunu saysak 20'dir, 30'dur. Ama örnek olarak verdiğim çocuğun günde 10-20 kez bunlara maruz kaldığını düşünün. Sistematik, yıllarca. Şimdi bu çocukta şöyle bir şey olabilir. Bakın ne dedim? 2-8 yaş aralığı. Ne dedik? Egosantrik dönem. Neydi bu dönemin en önemli özelliği? Magical thinking, büyülü düşünme. Büyülü düşünme neydi? Başına gelen olayları kendinden bilme, kendinden zannetme. İşte bu dönemde çocuk bir magical thinking yapabilir ve şöyle düşünebilir. Annem, babam bana niye değer vermiyor? Çünkü ben değer görmeyi hak etmediğim için. Yani benden kaynaklanıyor. Ben değer görmeyi hak etmediğim için bana değer vermiyorlar. Ben sevilmeyi hak etmediğim için beni sevmiyorlar. Ben aşağılanmayı hak ettiğim için beni aşağılıyorlar. Ben ezik olduğum için beni ezikliyorlar. Çocuk böyle bir magical thinking yapabilir. Yani annesinin babasının davranışlarının kendinden kaynaklandığını zannedebilir. Ve de onların davranışlarını, onların sözlerini kendi gerçeğiymiş gibi içselleştirebilir. Ve bunu bilinçaltına yerleştirebilir. Ben değer görmeyi hak etmeyen bir insanım. Sevilmeyi hak etmeyen bir insanım. Aşağılanmayı hak eden bir insanım. Hakaret edilmeyi hak eden bir insanım. Bunları bilinçaltına yerleştirebilir. Ben bana davranıldığı gibiyim gibi bir algıyı bilinçaltına yerleştirebilir. Sevgili dostlar, hiçbir çocuk bu bahsettiğim şeyleri hak etmez. Yıllarca dayak yemeyi, aşağılanmayı hak etmez. Ama maalesef böyle aileler vardır. Ve çocuk o dönemde büyüsel bir düşünce yaşıyor, magical thinking yapabiliyor. Ve de kendisine davranış şekillerini kendinden kaynaklandığını zannediyor. Olabiliyor bu. Ben değer görmeyi hak etmediğim için bana değer vermiyorlar. Ben değer görmeyi hak etmeyen biriyim. Bunu bilinçaltına yerleştirebiliyor. Ve de aradan yıllar geçiyor. Yetişkin oluyor. Ve de yetişkinliğinde mesela bir arkadaşı ona şunu söylüyor. Sen bana iyi gelmiyorsun. Seninle artık arkadaşlık yapmak istemiyorum. Mesela böyle bir şey söylüyor. Siz böyle bir şey duysanız ne yaparsınız? Sen bilirsin dersiniz. Kimse kimseyle arkadaş olmak zorunda değil. Enerjileriniz uymuyorsa yollarımızı ayırırız arkadaşım dersiniz. Sen yoluna, ben yoluma. Ama bakın bu kişi de böyle olmayabiliyor. Onda şöyle olabiliyor. Ben arkadaşlığı hak etmeyen biriyim. Bunu düşünebiliyor. Çünkü çocuklukta yerleşen bir kalıp var. Bana davranıldığı kişiyim ben. Yani onların davranış şekillerini kendi benliği gibi görüyor.
O onun arkadaş olmak istemiyor ya. Ben işte arkadaşlığı hak etmeyen biriyim gibi düşünebiliyor bunu. Kendinden kaynaklandığına inanmaya devam edebiliyor. Ben sevilmeyi hak etmeyen biriyim. Ben arkadaşlığı hak etmeyen biriyim. Bak gördün mü, o da benimle arkadaş olmak istemedi. O da beni sevmedi diye düşünebiliyor. Çocuklukta yaşadığı bu olaylar yüzünden, bilinçaltına yerleştirdiği bu kalıplar yüzünden bu magical thinking'i bu tarz olaylarda yetişkinliğinde de sürdürebiliyor. Birisi ona artık seni sevmiyorum dediğinde sevmeyebilir. Herkes herkesi sevmek zorunda değildir. Ama bu kişi orada da bir büyülü düşünme yapabiliyor. Ben sevilmeyi hak etmediğim için beni sevmiyor. Ya gördün mü? Gördün mü? Bak ben sevilmeyi hak etmeyen biriyim. Ben kimim ki? Böyle düşünüp böyle hissedebiliyor. Ve bu hep kendini gösterebiliyor. Ve bu kişi yoğun değersizlik, yoğun yetersizlik duyguları yaşamaya devam edebiliyor. Peki bunu fark ettiniz. Kendinizde böyle bir şey olduğunu, böyle bir mekanizma işlediğini fark ettiniz kendinizde. Ne yapacaksınız? İki şey yapacaksınız. Bir, bu çocuklukta yerleşmiş yargıyı paramparça edeceksiniz. Paramparça edeceksiniz. Ben bana davranıldığı gibiyim yargısını yıkıp atacaksınız. Ben bana davranıldığı gibi değilim. Ben de her insan gibi değer görmeyi ve sevilmeyi hak ediyorum. Çocukken de hak ediyordum. Hatta çocukken daha fazla hak ediyordum. Her çocuk annesi babası tarafından sevilmeyi, değer görmeyi hak eder. Ben de hak ediyordum. Ama annem, babam dediğim insanlar bana hak ettiğim bu sevgiyi ve değeri vermediler. Bu benim suçum değil. Bu onların suçu. Kendi psikolojik problemleri yüzünden, kendi saçmalıkları yüzünden, kendi sorunları yüzünden bana sevgi vermediler. Bana değer göstermediler ve beni aşağıladılar. Bu onların sorunu. Ben onların bana davrandıkları kişi değilim. Ben onların bana söyledikleri cümleler, onların bana ettiği hakaretler değilim. Bunların hepsi onların sorunu. Ben de her çocuk gibi sevilmeyi, değer görmeyi hak ediyordum. Ama maalesef bunu annemden ve babamdan alamadım. Ama bunun suçlusu, sorumlusu ben değilim. Bunun suçlusu ve sorumlusu onlar. Kendi sorunları yüzünden bana hak ettiğim en temel şeyleri vermediler. Ve bu bir boşluk olarak duruyor bende. Yapacak bir şey yok. Bu boşluğu taşımayı öğrenmek zorundayım. Ve yetişkinlik yıllarımda sevilmeye, değer görmeye layık bir insan olduğumu biliyorum. Ben de herkes gibi değer gören, sevilen bir insanım. Ben de sever, değer gösteririm. Bunu söyleyeceksiniz. Ve bunu sürekli söyleyeceksiniz. Bunu içselleştireceksiniz. Ve o bilinçaltınızdaki yargıyı yıkıp yok edecek, o büyüsel, büyülü düşünmeleri mahvedeceksiniz. Büyüyü bozacaksınız. Ben de herkes gibi değer görmeyi ve sevilmeyi hak eden biriyim. Ve bu her zaman geçerli. Ve o çocukluktaki yargıyı diyorum ya, paramparça edeceksiniz. Ve ikinci olarak da şunu yapacaksınız. Yetişkinlik yıllarınızda az önce verdiğim örnek gibi olaylarla karşılaştığınızda uyanık olacak ve hemen bilinçli hareket edeceksiniz. İşte bir arkadaşınız size seninle arkadaş olmak istemiyorum, sen bana iyi gelmiyorsun falan dedi. Bakın bilinçaltınız hemen şeye gidebilir. İşte ben arkadaşlığı hak etmeyen biriyim. Hemen oradan döneceksiniz. Hemen o bilinçaltına giden yolu bilince çevireceksiniz tekrar. Hayır hayır. Ben de herkes gibi arkadaşlığı hak eden biriyim. Ama o kişiyle enerjimiz uymamış olabilir ve arkadaş olmayabiliriz. Bu çok normal. Sadece o kişi benimle arkadaş olmak istemiyor. Bunu da anlarım. Çok medeni bir şey. Ben de onunla olmak istemeyebilirim. Herkes herkesle arkadaş olmak zorunda değil. Ama bu onun benimle arkadaş olmak istememesi benim arkadaşlığa layık biri olmadığım anlamına gelmez. Ben de herkes gibi arkadaşlığa layık birisiyim. Onunla değil bir başkasıyla arkadaşlık kurarım diyeceksiniz. Ve benzeri olaylarda hep bunu yapmayı sürdüreceksiniz. Sevgili dostlar, bilinçaltınıza yerleşmiş bu kayayı, bu yargıyı bir kaya gibi düşünün. Ve bu dediğim iki şeyi her yaptığınızda o kayaya bir darbe indirirsiniz. Bir darbe, bir darbe. Ve an gelir o kaya paramparça olur. Ve kurtulursunuz çocuklukta yerleşmiş o kalıplardan. Daha özgür, daha özgüvenli olursunuz. Hayatınızdan vazgeçemezsiniz. Kolaya kaçamazsınız. Bu iki şeyi her seferinde yapacaksınız. Her seferinde, her seferinde. Ve an gelecek o kaya paramparça olacak.
Evet, Magical Thinking'in kendini gösterdiği ilk yer burasıydı. İkinci yerde şurası. Obsesif kompulsif bozukluk, yani OKB. Sabah kalktınız, yeşil bir kazak giydiniz ve de o an zihninize bir obsesyon geldi. Şöyle bir obsesyon: yeşil kazağı giyersem, bugün bu kazakla gidersem başıma kötü bir şey gelebilir ya da başıma kötü bir şey gelecek. Zihninize böyle bir obsesyon gelebilir. Saçma sapan bir obsesyondur. Hepimizin zihnine böyle obsesyonlar ve vesveseler gelir. Ama siz bu vesveseyi ve obsesyonu önemsediniz diyelim. Ve de yeşil kazağınızı çıkardınız, giymediniz. Bir kompülsiyon yaptınız, bir ritüel yaptınız. İşte bunu yaptığınızda bir magical thinking başladı sizde. Yeşil kazak giyersem başıma kötü bir şey gelebilir. Alakasız iki şey. Ama siz o sabah o obsesyona değer verip yeşil kazağı giymediğiniz için bir magical thinking bağı kuruldu. Yeşil kazakla kötü olay. Hiçbir alakası olmayan iki şey arasında bir bağ kurdunuz. Ve sürekli buna devam eder, artık yeşil kazak hiç giymezseniz bu magical thinking'i güçlendirirsiniz. Ve nihayetinde sizin bir magical thinking'iniz olur. Yeşil kazak giyersem başıma kötü bir şey gelebilir. Ve buna inanırsınız. Ve hayatınızda hiç artık yeşil kazak giymezsiniz. Belki de yeşili çok sevmenize rağmen. Ya da, yani diyorum ya, burada bakın magical thinking'de ne var? Başına kötü bir şey gelebilir ve bunun sebebi ben olabilirim. Giydiğim yeşil kazak. Hiçbir alakası yok. Ama diyorum ya, sık sık yeşil kazağı giymemeye devam ederseniz, buna inanırsanız bu bağ kuvvetleniyor. Bir diğer örnek mesela şu olabilir. Sabah kahvaltıdan sonra bulaşıkları makineye koymazsam işime odaklanamam. Böyle bir obsesyon geldi diyelim zihninize. Ve de siz her gün bulaşıkları makineye koymaya zorluyorsunuz kendinizi. Bir alakası yok ki. Bulaşıkları makineye koymanızla odaklanmanız arasında bir bağ yok. Ama siz her gün buna devam ediyor ve inatla, böyle kaygıyla makineye bulaşıkları koyuyor, koymadan asla gitmemezlik etmiyorsanız, bakın alakası iki konu arasında bir magical thinking başlıyor. Bulaşıkları makineye koymayla odaklanma arasında hiçbir bağ yok ama bir bağ kurulmaya başlıyor. Ve siz buna inanmaya başlıyorsunuz. Magical thinking. Bu şekilde magical thinking'leri olan insanlar vardır. Hatta bazı insanlarda bunlar çok yoğundur. Ve hayatlarını çok daraltırlar. Şunu yaparsam bu olabilir, bunu edersem şu gerçekleşebilir. Alakasız bir sürü konu arasında böyle bağlar kurarlar ve magical thinking'lerle hayatlarını daraltabilirler. Burada yapılacak şey çok belli. O büyüyü, o magic'i bozacaksın. Yeşil kazağı giyip gideceksin işine. Makineye o bulaşıkları koymayacaksın o gün. Ve çıkacaksın, işine gideceksin. İşte onu yaptığında o magic bozulur. O büyü bozulur. Aynen az önce verdiğim kaya örneği gibi. Her seferinde devam edeceksin. Her gün yeşil kazağını giyeceksin. Yeşil kazağını üstünden çıkartmayacaksın hatta ya. Ve de meydan okuyacaksın yani. Meydan okuyacaksın ve her gün işe gideceksin o şekilde. Yeşil kazakla gideceksin. Gide 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 o magic, o büyü bozulur. O bağ bozulur ve sizin de hayatınız genişler. Özgürleşirsiniz. Magical thinking'lerden kurtulursunuz. Bir nefes alırsınız. Bir yaşadığınızı hissedersiniz. Evet, bu da magical thinking'in kendini gösterdiği ikinci yer. Psikolojik kavramları bilmiyorum, yalın şekilde anlattım. Çok karmaşık psikolojik kavramlar çünkü bu anlattığım şeyler. Umarım anlaşılır şekilde aktarmayı başarmışımdır ve faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.